Evet, dolu dolu bu hafta gazeteler. Tabii pazartesi gününün olması da bunun bir etkisi. Trakya Demokrat Gazetesi ile başlıyoruz. Trakya Demokrat Gazetesi, sevgili izleyenler, Emniyet Müdürü Fındık, üniformasındaki rozeti şehit bekçisinin oğluna verdi demiş. Evet, Sayın Alkan Fındık, sevgili izleyenler, gerçekten Tekirdağ için bir şans. Şu an çok güzel diyaloglar kuruyor hem vatandaşlarla, hem emniyet mensuplarının aileleriyle ve kendileriyle. Dün de çok güzel bir organizasyona imza attılar. İlimizde bulunan bir otelde şehit yakınları adına bir iftar yemeği biz de katıldık. Trakya Türk TV ailesi olarak. Çok güzel bir organizasyondu. Bütün şehrin mülki amirlerinin yanı sıra şehitler, şehit yakınları oradaydı ve orada güzel bir organizasyona imza attılar. Başta Emniyet Müdürümüz Sayın Hakan Fındık ve bu nezdinde bütün çalışanlarına, bütün emniyet mensuplarına da teşekkür ediyoruz ve yeniden polis haftasını tebrik ediyoruz, kutluyoruz ve görevlerinde üstün başarılar diliyoruz. Ve Trakya Demokrat Gazetesi'nin manşetine geçiyoruz. Roman vatandaşlara yönelik ön yargı devam ediyor demiş Tekirdağ Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Göksel Fil. 2009 yılında gerçekleşen roman açılımı ile olumlu yönde yol kat ettiklerini belirtilse de roman vatandaşlarına yönelik toplumdaki ön yargıların hala devam ettiğini söylüyor. Evet, romanlar eski çağlardan bu yana ırkçılığa, ayrımcılığa maruz kaldı ve hatta Nazilerin ölüm kamplarında acımasızca katledildiler. Bu kanlı tarihin üzerini kapatmak için 8 Nisan 1971 tarihinde Londra'da toplanan 1. Uluslararası Roman Kongresi bu tarihin Dünya Romanlar Günü olarak kutlanılmasına karar verdi. Türkiye ise 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü 2021 yılından itibaren kutlamaya başladı. Sosyal medyada da çok denk geldim. Roman vatandaşlarımızın ayrımcılığa maruz kaldığını dile getirmiş Tekirdağ Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Göksel Fil. Tabii ki bizler din, dil, ırk, mezhep hiçbir şey ayırmaksızın, hiçbir şey sadece romanlar için değil gözetmeksizin insanlara insan olduğu için değer vermemiz gerekiyor. Yani roman vatandaşların roman açılımı keşke ihtiyaç bile duyulmasa. Tamam, böyle bir açılım yapıldı. Böyle bir şey konuşulmasa bile. Ya da işte ne bileyim, başka Güneydoğu'da işte Kürt açılımı ve şu açılımı, bu açılımı. Bunlara ihtiyaç bile olmasa. İhtiyaç var mı? Evet, var. Gerçekten de bir ayrımcılık söz konusu mu? Evet, söz konusu. İnşallah bu erir, gider, yok olur. Tabii bu inşallahlarla, maşallahlarla da elbette ki bir yere kadar. Yani böyle somut adımlar atılması lazım. Somut bir şeylerle uğraşılması lazım. Göksel Fil de bunu dile getirmiş. Her yıl dile getiriyor. İşte seneyi devriyelerinde. Burada tarih de vermiştik size. Neydi tarih? 8 Nisan 1971 tarihinde Londra'da toplanan 1. Uluslararası Roman Kongresi yapılmış ve 1971'den bu yana da yılda bir defa böyle işte roman açılımını veya işte romanların ötelenmesini sürekli dile getiriyorlar. Tam 41 yıl geçmiş ve 41 yılda yine de herhangi bir ilerleme olmadığından bahsetmiş. Evet, Selep projesiyle iş imkanımız olacak. Yine aynı haberin devamında. Romanların en büyük sorunlarının başında istihdam ve konut olduğunu ifade eden Göksel Fil, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Süleymanpaşa Ekolojik Lojistik Endüstri Bölgesi Selep projesiyle 11 bin kişiye istihdam sağlanacağını ve bu istihdamdan Roman vatandaşların da yararlanabileceğini söyledi. Konut ile ilgili de bilgi veren Fil, Süleymanpaşa'da hemen hemen 1400 tane konut, Malkara'da 770 yakın konut yapılacak. Muratlı, Saray, Hayrabolu'da konutlar inşa edilecek. Süleymanpaşa'da 7, yani Aydoğdu mahallesinde insanların daha temiz, sağlam evlerde
oturması sağlanacak denmiş. Hatırlıyorum şöyle bir hafızamı yenilediğim zaman, zamanın belediye başkanı Ahmet Aygün'ün Aydoğdu Mahallesi ile ilgili projeleri vardı. Orada ciddi bir kentsel dönüşüm yapılacaktı. Sonrasında ne oldu o proje bilmiyorum ama bayağı bir güzel bir projeydi. Aydoğdu Mahallesi bildiğim kadarıyla yine tabii yapılan araştırmalara göre Tekirdağ'ın alt zemini olarak depreme dayanıklılık bölgesi olarak da en sağlam bölgelerinden olduğu o dönemler ifade edilmişti. Tabii bir kültür kaynaşması da olur. Yani herkes her yerde oturabilir. Şimdi bazı okullarda da hani sınıflar vardır. Özel okullar, özel okulların içerisinde özel sınıflar. Ya bunlar da ayrımcılık aslında. Yani bir kısmı o okulda olacak, bir kısmı o okulda olacak. Herkes kaynaşacak. Yine toplum olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak da herkes her okulda okuyabilmeli. Yerlisi, yabancısı. Bunun daha ileride daha büyük sıkıntıları olabilecek aslında bir takım temelleri de şu anda atılıyor. Yani ona da acil müdahaleler edilmesi lazım. Şu anda ülkemiz bir şekilde dünyanın birçok yerinden göç alıyor. Özellikle Orta Doğu'dan ve işte hemen yanı başımızda bulunan, rakamların milyonları bulan Suriye'den. Suriyeliler şu anda İstanbul'da artık kendilerine ait okulları var. Yani bu da ileride yetişen oradaki öğrencilerin hem buraya entegrasyonu hem kaynaşması, dilimizle alakalı sıkıntılar yaşayabilme ihtimalleri göz önünde bulundurulursa bu da bir sıkıntı olabilir ilerisi için. Yani Avrupa'da öyle bir şey mümkün değil. Okullar ortak okullar. Yani senin ırkına, diline, dinine, bilmem neyine bakılmıyor. Herkes aynı okulda, o kültürde. Diyor ki benim memleketimde yaşamaya geldiysen kardeşim, benim memleketimin müfredatına göre okuyacaksın. Benim ülkemin diliyle konuşacaksın. Benim ülkemin diliyle eğitim alacaksın. Oradaki şey olmuyor da, anti demokrasi olmuyor da, bizdeki niye anti demokrasi olsun? Yani bizim kendi müfredatımızla, kendi dilimizde, Türk diliyle yani. Bu net olmalı. Türk diliyle eğitim yapılmalı. Benim ülkemdeysen benim ülkemin kararlarına uyacaksın. Bu kadar net olmalı çıkan yasalar özellikle eğitimle alakalı. Evet, Trakya Demokrat Gazetesi'nden sonra Süleyman Paşa'dan sonra Çerkezköy'e gidelim bakalım. Çerkezköy gazetesi manşetinde binlerce kişi hep birlikte oruç açtı demiş manşet haberinde. Evet, çok özlemişiz. Çerkezköy Belediyesi'nin pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenleyemediği mahalli iftarları bu yıl yeniden başladı. Soframızı paylaşıyoruz sloganıyla Bağlık ve Fatih Mahallesi'nde kurulan iftar sofralarına katılan binlerce vatandaş hep birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Evet, ya zaten işin en çok da bu tarafından seviniyoruz. Hani başka yönlere çekenler de var, işte o siyasete çekenler mi dersin, işte oruç tutanlar, tutmayanlar, yok o mahalledeymiş, ertesi gün diğer mahalleye gitmiş aynı şahıslar. Ya gitsin kardeşim, gitsin. Yani önemli olan orada o kalabalığı bir araya getirmek. Önemli olan 2-3 yıldır özellikle hasretle özlediğimiz insanların birlikte, beraberlikte bir araya gelmesi gerçekten de önemliydi. Bunu da belediyelerimiz başardı. Belediyelerimizi buradan takdir ediyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Minnettarız. Yani yerel belediyecilik aynı zamanda da sosyal belediyecilik örneğidir bu. Yoksa belediyenin iftar yemeği vermek gibi bir sorumluluğu, bir zorunluluğu yok. Vermeyebilir, yapmaya da bilir. Ama bunu yapıyorsa kaynaştırmak amacıyla yaptığına inanıyorum ben. Orada başka bir amaçları, başka bir niyetleri olduklarını düşünmüyorum. Çünkü Allah korusun çok ciddi bir riyaya girer. öyle yaptıklarını o tarafına biz bakmayalım lütfen. Biz belediyelerimizin halis niyetle, iyi niyetle oruç tutan insanların sevabından faydalanmak, o sevabı kendileri hanelerini de yazdırmak için böyle bir hayır işlediklerini düşünerek bu
faaliyetleri yaptıklarını düşünüyoruz. Oruçlar açıldı, dualar edildi ve sohbetler yapıldı. Her iki mahallede de kurulan iftar sofralarına binlerce vatandaş katılırken aynı sofra etrafında oruç açıldı, dualar edildi ve sohbetler yapıldı. İftar sofraları önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde yine kurulacak denmiş Çerkezköy Belediyesi ile alakalı. Evet, gerek Çerkezköy, Süleymanpaşa Belediyesi ve yapan belediyelerimizi dediğim gibi tebrik ediyoruz, kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. Yapamayan belediyelerimiz de olabilir. Belki ekonomik sebepler olabilir. Belki başka projelerde sosyal belediyeciliği daha farklı alanlarda da yapıyor olabilirler. Yani Çorlu, Marmara Ereğlisi ve diğer belediyelerimizi de biliyoruz ki onlar da vatandaşlara daha farklı alanlarda koliler yaptırıp ihtiyaç sahiplerine evlerine kadar götürüp belki iftar menülerini evlerinde açmak isterler diye evlerine götürüyorlar. Evlerinde kendilerine bu şekliyle katkı sağlıyorlar. Evet, Bakış Gazetesi'nden sonra şimdi de Çorlu'ya gidelim. Bakalım Çorlu Gazetesi manşet olarak ne vermiş? Devrim Gazetesi, Çorlu Devrim Trakya'nın ihracatını Tekirdağ sırtlıyor demiş. Trakya'nın ihracatını. Evet, en yüksek ihracat kalemi kimyevi maddeler ve mamulleri oldu denmiş. Trakya'da bu yılın ilk çeyreğinde affedersiniz 450.081.071 dolar ihracat gerçekleştirildi. Bölge ihracatını yaklaşık 388 milyon dolarla Tekirdağ sırtladı. Geçen yıla göre 118 milyon artış. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında 331 milyon 919 bin dolarlık dış satım yapılan Trakya'da bu yılın aynı düzlemin döneminde ihracat rakamlarında 118 milyon 162 bin 71 dolar artış sağlandı. Bölgede en çok ihracat 387 milyon 995 bin 76 dolar ile Tekirdağ'da yapıldı. Evet, Tekirdağ'ın en çok ihracat yaptığı ülke 83 milyon 475 bin dolarla Almanya olurken sırasıyla İtalya, ABD, Bulgaristan, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık, Polonya, Romanya ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 140 ülkeye ürün gönderildi. Kırklareli'de de en çok ihracatın Almanya'ya gerçekleştirirken Edirne ise Yunanistan'a gerçekleştirdi. Tabii ihraç güzel bir şey. Sonuçta dışarıdan döviz gelmesi güzel bir şey. Buna hiçbir itirazımız yok. Ancak şöyle bir itirazımız var. Yani belli dönemlerde ülkeler kendi vatandaşlarını garanti altına almak, kendi güvenliğini garanti altına almak, kendi enerjisini garanti altına almak için ihracatın tehlikeli olduğu dönemleri de yaşıyoruz. Misal verecek olursak şu anda dünyada ciddi anlamda bir gıda problemi var. Bizim ülkemize de bu yansımış durumda. Çok şükür hiçbir şeye yok çekilmiyor. Yani hangi markete giderseniz gidin, nereden alışveriş yapmak isterseniz isteyin, hiçbir şey yok değil. Ülkemizde her şeyi bulmak mümkün. Ama pahalıya buluyoruz. Yani normal reel değeri işte 15 lira olması gereken 1 kilo domatesin 25-30 liralar seviyesine gelmesinin tek nedeni yurt dışına kontrol dışı aşırı ihracat yapılması. Bir domatesi sadece örnek verdim. Benzeri ürünler için de aynı şey geçerli. Yani ayçiçek yağları ve diğerleri. Bunların kontrol altında ihraç yapılacaksa yapılsın. Ya fazlanız varsa kendi ürettiğinizin dışında bir fazlanız varsa bu %1 bile olsa fazlalık. O fazlalığı dışarıya ihraç edip ülkemize döviz kazandırmak kadar güzel bir şey yok. Burada birkaç tane hata yapıldı. Birincisi gıda maddelerinde, özellikle gıda maddelerinde Orta Doğu'ya ve Afrika ülkelerine kontrolsüzce dışarıya hatta Avrupa'ya çok fazla ihraç yapıldı. Buradan sebzeler, meyveler gitti. Daha önemlisi şu anda insanların en fazla yakındığı nedir? En fazla yakındığı konut ihtiyacı. Peki bu kadar herkes düşünüyordur.
bu kadar sürekli yapıların olduğu, yapıldığı, betonlaştık, bu kadar yaptık, ettik. Hala ev fiyatları neden bu kadar çok fazla? Hala kiralar neden bu kadar çok fazla diye değil mi? Böyle bir şey aklımıza geliyor. Sebebini hemen söyleyeyim. Özellikle İstanbul için. Sebebi şu, özellikle yabancı yatırımcılar evleri aldı. Yani başta Arap ülkelerinden gelen ve diğer Afrika'dan ve çeşitli bir sürü ülkelerden gelip ülkemizden yatırım yapanlar oldu. Arsalar alındı, konutlar alındı. Bu alıcılar 5 yıldır, 10 yıldır özellikle onlara gitti. Satıcının da bu işine geliyor. Çünkü iç piyasaya vereceği daireyi daha uygun, daha kendi adına daha yüksek bir rakama pazarlama şansını yakaladı. O taraftan tamam ama bu diğer taraftan gücü yetmeyen bizim vatandaşlarımız ne yazık ki rekabete giremedi. Yani yabancı yatırımcının karşısında onun 1 milyon liraya çok da kendisi için para görmediği bir rakamı buradaki yatırımcılar, hatta ihtiyaç sahibi olan, eve ihtiyacı sahibi olanlar alamadılar. Ne yaptı? Biz hala kiralarda sıkıntı yaşıyoruz. Hala ev fiyatlarının bu kadar betonlaşmaya rağmen, bu kadar çok fazla daireler, evler yapılmasına rağmen şimdi bulamıyoruz. Bunun sebebi de budur diye düşünüyorum. Yoksa kimsenin ihracata bir şeyi yok. Hani karşıtlığı yok. Tabii ki de olsun. Özellikle turizm. Özellikle turizm. Yani turizme ihtiyacımız var. Turistler gelsin. Bu hafta sayın yönetmenim bilmiyorum Tekirdağ'a gidiyor musunuz? Tekirdağ'da Bulgaristanlıların, Yunanistanlıların geldiğini görüyoruz yavaş yavaş. Hatta bayağı bir yoğun geliyorlar. Maşallah diyelim yani. Gelsinler tabii ki de. Gelsinler buradan alışveriş yapsınlar. Gelsinler, dolaşsınlar. Keşke kalıcı olarak gelip bir hafta 10 gün otellerimizde kalsalar. Ticaret yapsak, bizim ihtiyaçlarımızı biz onlardan alabilsek, onların ihtiyaçlarını onlar bizden alabilse. Yani bunun için sınırları ekonomiye veya başka şeylere kısmaya gerek yok ki. Bütün dünya için bu geçerli. Yani dedelerimizin, atalarımızın anlattığı neydi? Daha önce bugün adına barter dediğimiz, o dönemlerde de takas dendiği dönemlerde paranın çok bir hükmü yoktu. Senin neyin eksik? Bizde bu yıl pirinç eksik. Senin neyin fazla? Bende bulgur fazla. Ver pirinci, al bulguru şeklinde değiş tokuşlar yapılıyor. Ve bu şekilde insanlar birbirlerine aslında yardımcı oluyor. Birbirine düşman olan, savaş halinde olan ülkelerin okuyun, ben çok okudum. Kitaplardan okuyun, dergilerden okuyun, Google'dan işte bakın araştırın. Savaş dönemlerinde bile bana un lazım, gıda maddeleri için diyorum, silah başka bir şey. Bana un lazım, bana şeker lazım şeklinde karşılıklı yaşamsal olarak gıda maddelerini birbiriyle takas ettiklerini görüyoruz. Yani insanlık bu. Şimdi fırsatçılık, fırsatçılar var. Keşke olmasa da elimdeki şu işte 10 ton, 100 ton, 1000 ton her neyse bir gıda maddesini 2 katına, 3 katına, 5 katına nasıl satabilirim şeyleri var, düşünceleri var. Bu nasıl bir düşüncedir? Bu nasıl bir iş ahlakıdır? Bu nasıl bir fırsatçılıktır? Yani bizim karşı olduğumuz noktalar bunlar. Yoksa tabii ki herkes ekmeğini yiyecek, parasını kazanacak helalinden. Buna kimsenin itirazı yok. Marketlerimize de aynı şekilde. Marketlerimizin de üzerine çok fazla gidiliyor. Yani zincir marketlerin. Biz de zaman zaman burada eleştiriyoruz. Ama ona o fırsatı vermeyeceksin. Sen o fırsatı verirsen serbest piyasa koşulları. İstediğini al, istediğine sat, istediğin gibi çarkını çevir. Şirketler nasıl olsa kurulmuş. Her şey kontrol altında, aldığını sattığını biliyorum. Tamam biliyorsun. Takip ediyorsun. Cezaları da yazıyorsun devlet olarak. Buna da eyvallah. Ama o yüksek rakamdaki sattığı ürüne kesmiş olduğun ceza halka tekrar o fazla cebinden aldığı paranın iade edilmesi gerekir. Ha başka bir şekilde iade ediliyor olabilir onu bilemem ama doğrudan şu anda vatandaşın cebinden gerçek manada fazladan paralar alınıyor marketler tarafından. Dediğim gibi burada marketleri de şey yapmak istemiyorum hani bu zincir marketler çok böyledir, fırsatçıdır, şudur budur. Ona o fırsatı vermeyeceksin o zaman. Yoksa marketlerimiz tabii ki de lazım mı? Evet lazım. Aracıdır, şudur budur lazım. Sen devlet olarak bunu yapabilir misin? Bu kadar mahallelere şuraya buraya. Yani sonra zaten bu özel bir iş, özelleştirilmiş bir iş. Yeniden
devlet kendi sırtındaki daha önemli olan fabrikaları bilmem neyi özelleştirme adı altında özelleştirip özeller yapsın bu işi dediği noktada devlet kalkıp marketçilik yapacak hali yok. Ama denetleyecek. Denetlemeli de. Çünkü hem istihdama hem de ekonomiye çok katkısı olan kurumlar, marketler. Ama yeteri kadar denetlenmeli, anında müdahale edilmeli. Yani bunu ceza yazarak değil sadece. Sayın yönetmenim, bir gazete daha okuyalım, sonra bir ara verelim, olur mu? Tamam, Saygın Gazetesi'ne geçelim. Saygın Gazetesi de Malkara ilçemizin eski bir gazetesi, emek verilen bir gazetesi. Yani bu gazeteler gerçekten böyle bir hani eskiye dalıp götürüyor bizleri. O mürekkep kokuları, günlük gazeteler bunlar sevgili izleyenler. Yıllardır ayakta kalmaya çalışan bir kitleleri var, o kitlelerine ulaşmaya haberleriyle çalışan gazetelerimiz. Malkara demiş ki, sevgili izleyenler, Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden huzurevi sakinlerine iftar yemeği verilmiş. Hadi bakalım, Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi bir de. Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Malkara Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine bir iftar yemeği düzenlendi. Askeri gazinoda gerçekleştirilen iftar yemeğine Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Vasfi Güner, Belediye Meclis Üyesi Nuran Baştürk, Malkara Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay, Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Öznür Akyol, Malkara Kent Konseyi üyeleri ve Malkara Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri katılmış. Güzel de olmuş. Daha biraz önce bahsediyorduk. Yani böyle işte bir araya getirip buna bir de anlam kazandıran hani Kent Konseyi'nin Kadın Meclisi Başkanı. Bir önemli anlamı, en önemlisi de bence bu huzurevi sakinlerine iftar yemeği veriliyor olması değil mi? Şöyle kısaca bir Sayın Valimizin polis haftası nedeniyle teşkilata kuruluşuyla alakalı bir yazısı var. Onu da Malkara'dan aldık haberini. Fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlamış. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım böylelikle tüm teşkilatın haftasını kutlamış ve en sonunda da demiş ki sağlık, başarılı ve mutlu bir hayat geçirmelerini dinlemiş. Gazi ve şehit ailelerinin de aynı zamanda bu gününü bu vesileyle tebrik etmiş. Evet, bir ara diyelim hazırsak. Bugün sevgili izleyenler haberlerimizi ikiye üçe bölerek belki verebiliriz size gün içerisinde. Bugün yani bugün içerisinde. Bir de İsmail Parin'i yine bir telefon bağlantısını alacağız. Bakalım kendisiyle bir telefon bağlantısında soracağımız sorular var. Ne cevaplar verecek? Hep ben de merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsunuzdur. Kendisiyle de bir söyleşi yapacağız. Şimdi kısa bir ara diyoruz.